Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey dostlarının canına can katan. Gül bahçesine böyle bensiz gitme. İstemem. İstemem ey gök kubbe, bensiz dönme. İstemem ey ay, bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü, bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman, istemem. Sen benimle beraberken hem bu dünya güzel bana, hem o dünya güzel. İstemem. Bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme istemem. İstemem ey dizgin. Bensiz at sürme. İstemem ey dil. Bensiz okuma. İstemem ey göz. Bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceliğin. Ben bir geceyim. Sen bir aysın madem, gökyüzüne bensiz gitme, istemem. Sen, ey gideceğim yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim, bensiz gitme, istemem. Kadar kâfi. Çocukları hazırlayın, validemiz bizi bekler. Sultanım. Araba hazır mı? Hazır sultanım. Hürrem Sultan geldiler. Onu söylemeye geldim. Hürrem mi? Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Sultanım. Hünkârım, bir arzunuz. Yaklaş şuraya.
Seni dinliyorum. Nedir bu mühim mesele? Yine Mahidevran'ı şikayet edeceksin. Onunla alakalı değil sultanım. Ben başka bir şey demeye geldim. Fakat bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Uzatma Hürrem. Nedir mevzu? İbrahim Paşa. Ne olmuş İbrahim Paşa'ya? Kendileriyle alakalı öyle bir şey. Sultanım. İbrahim. Bir şey mi oldu? Valide Sultanımız. Hakkı rahmetine kavuştular. Ey benim ay yüzlü validem. Gam dağında dert ile ah çeksem, inlememe uymak için dağlar göğüs geçirirler. Sen boyu salınan servinin ayağına, bu ciğerin kanı sular gibi ırmak olup çağlar. Ey benim gözleri eşsiz validem. Her kim güzelliğinin gül bahçesini görüp gönül bağlarsa, gözleri bulut gibi gözyaşı dökerek ağlar. Ey benim kederimin sultanı! Cihanı kaplayan yağmur değil, akan gözyaşımdır. Gökyüzünde güm güm eden ahu vah ağlayışlarımdır.
Ey benim kaderimin sultanı. Bu feleğin kenarında görünenleri şafağın başı sanma. Göğsün içinde yer yer çıkan her dem dumanımdır. Boynumu bükülmüş görüp hilal sanma. Feleğin kargasının elinden düşürdüğü kemiğimdir. Ey benim ay yüzlü validem. Köşkün gökyüzünden yücedir derler. Elimde bir ah kemendi, çıkılan merdivenimdir. Kabul et Süleyman. Dünya bir hayaldir. Soluduğun hava, bastığın toprak, içtiğin su, yandığın ateş hayaldir. Daim sanma. Kabul et. Her kim dalmışsa bu hayale elbet uyanacaktır bir gün. Sultan olsan kâr etmez. Hakikatin ırmağında herkes üryandır. Dünya bağında vefa kokusu olmadığı için vücudunda yaraların yer yer açan gül olduğunu kabul et. Ey gönül, bu dünya evinin manzarasını gördüğünü kabul et. Tutalım, Feridun olup dünyayı baştan başa gezdim. Rüstem olup alemde bu dünyanın pençesini vurduğunu kabul et. Bugün yücelik meydanında istediğin gibi oklar atıp devlet yayını çekmek için elinde kurduğunu kabul et. Dünya ülkesinde İskender ve Hızır olup ömür sürdüğünü kabul et. Kendinin dünya tahtının Süleyman'ı olduğunu kabul et. Ancak sonunda taht, taç ve saltanat yok olur. Bu mülkün sonu yaprak dökümüdür. Zira ecel vakti ulaşır. Kabul et Süleyman. Dünya bir hayaldir. Soluduğun hava, bastığın toprak, içtiğin su, yandığın ateş hayaldir. Daim sanma.
sultan kere sultan olsan kâr etmez. Hakikatin ırmağında herkes üryandır. Süleyman. Günlerdir ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Benim canımın sultanı. Seni bu halde gördükçe aldığım her nefes beni kahrediyor. Ne vakit bitecek bu yaz? Hürrem'im, hadiseler denizi en gizli dalgamı vursa da bir yana, Allah'a şükür ki aşkına limanı sığınaktır bana. Güzel hatun. Sultanım. Hoş geldin. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Bir şey mi oldu? Mustafa Masancağı çıkmasıyla alakalı hazırlıklar ne durumda? Malum. 3 gün sonra yola revan olacak. Bütün hazırlıklar tamam sultanım. Bizzat alakadar oluyorum. Güzel. Aman bir eksik olmasın. Mustafa'mı layığıyla yolcu etmek icap eder. Neyse. Sen niçin gelmiştin? Yemyelerse mevzu hallediyorum. Tahsisat ayrıldı. Gelecek. Anladım. Ben hünkârımızın kararını tebliğ etmeye geldim. Bu sabah kendisiyle görüştüm. Haremin idaresiyle alakalı karar verilmiş. Silsile gereği vekaleten yürüttüğünüz vazifenizi artık asaleten yürütmenizi buyurdular. Teamüller Mahidevran'ın evladıyla gitmesini gerektirir. Ama gitmiyor. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu ailenin iltimas. Vakti gelince gidecek elbet Hürrem. O güne kadar da haremin idaresinden Gülfem'le birlikte mesul olacaklar. Buna tahammül et. Ediyorum zaten. Aylarda neler çektiğimi bir ben bilirim. Ama madem böyle bir karar verdin, diyecek lafım yok. Tek dileğim, bu kararını tez vakitte bir daha gözden geçirmeyin. Hünkârım. Mihrimah. Yaklaş. Benim parlayan ayım. Güneşim, gel otur. Baba. Hatice halamı çok özledim. Ne vakit gelecek Edirne'den? Haber saldım. Yarın sabah dönmüş olur. Nihayet dönüyor sultanımız. Acaba nedir hali? İnşallah düzelmiştir. Malum giderken bir hayli kötüydü. Beyhan hiç yalnız bırakmadı. Biraz uzak kalmak iyi gelmiştir. Beyhan halam da gelecek mi baba? Doyamadım ona. Gelmesiyle gitmesi bir oldu.
Mahidevran, Hürrem. Beni tebrik etmeye mi geliyorsun yoksa? Hünkârımızın kararından haberin vardır herhalde. Evet, duydum. Kötü haber tez yayılır. Ne? Bu ne güzellik böyle? Kıyafetin çok hoş. Mücevherlerin, saçların. Fakat merak ediyorum, kimin için süsleniyorsun böyle? Bu debdebe kimin için? Her gece yalnız uyuyan bir kadın için biraz fazla değil mi?